Her şey karşılıklı bu dünyada. Sen bir şey aldıysan hayattan... O da senden alacak. Tek bilmediğin zamanı. Ne zaman? Hayat ne zaman dönüp hesap soracak senden? Şimdi mi? Uyan müdür. Ben uyandım. Çünkü bir bedelleri unutmaz hayat. Bir de tutulmamış sözleri. Ne oldu? Nerede Cevitler? Var mı bir haber? Var. Ne? Haber değil ama bir ihtimal var. Sen dedin. Ne? Şimdi ahu. Şimdi olacaksa şimdi olacak o ihtimal. Her şeyin bir bedeli var bu hayatta. En çok da mutluluğun. Ulan yine bana yalan söyledin. İhanet ettin. Sevgilime gidip benle tehdit ettin. Bir de üstüne Ecevit'in karşısına tek başına dikildin. Bu yediğim bir karşılığı olacak biliyorsun değil mi? Dur. Son bir şey söyleyeyim, izin ver. Dinliyorum. Yanan söylemiş o kadın sana. Öyle mi? Öyle. Ben onu seninle tehdit etmedim. Ecevit'le ettim. Ne yaptıysa Ecevit'e yardım etmek için yaptı. Senin için değil. Senin haberin bile olmadı. Oldu mu? Yalan söyleme. Ben değil. O yalan söylüyor sana. Gurur. Ben gördüm. Aşık olmuş o kadın Ecevit'e. Bitti mi lan söyleyeceğin? Dursun. Bunu bil. O kadın senin sonun olacak. Sen beni nasıl olsa bulursun. Git sor ona. Kapılmış mı yoksa kapılmamış mı? Eğer gerçekten dürüstse anlatsın sana. Ecevit'e nasıl yardım ettiğini anlatsın. Soracağım lan. Soracağım müdür. Ama seninle son bir işim var.
Ya Bilal, ben anlamadım. Biz nasıl geldik yine bu konuya ya? Söyler misin, anlatır mısın? Ne oldu Ecevit'e? Yok muydu orada? Ya yok Ecevit falan. Nasıl yok? Sen varsın, ben varım. Biz varız. Bir ihtimal var dedim. Biz varız demedim. Bir ihtimal var dedim. Her gün sor demedim sana. Anlamam ben Ahu. Duramam. Tamam, bir ihtimal var dedin. Olacaksa şimdi olsun. Ya şunu anlatır mısın lütfen? Ne oldu orada ya? Söylesene Ecevit. Durmam diyorum ya. Duramam işte. Şimdi olacaksa olsun. Sen dedin. Bir ihtimal var dedin. Ya yalan söyledim. Yok, ihtimal falan yok. Anladın mı? Senin için söyledim. Düzel, kendini topla diye söyledim. Ya bana başka bir çare bırakmadın. Bırakmadın. Ne istiyorsun sen benden ya? Ne yapsaydım ben? Seni terk mi etseydim? Git, ne halin varsa gör mü deseydim? Ne deseydim ya? Tamam, aptallık ettim. Dayanamadım. Var dedim. Senin için dedim ama. Başka çare falan yok. Anladın mı? Bir ihtimal yok. Git buradan. Nereye git? Git işte. Nereden geldi? Sen oraya git. Defol git. Sen de bana bunu yaptın ya Ahu. Artık kimse durduramaz Sarı'yı. Duydun mu beni? Sen de kurtaramazsın beni. İçeride mi Ecevit? Ne yapıyorsun sen burada? Görecek Ecevit şimdi. Hala ne yapıyor içeride? Üzgündü çok. Uyuyakaldı. Ben de bekliyorum. Nasıl geçti? Geldin mi Bilal? Geldi. Büyük kavga ettiler. Ecevit sildi Bilal'i. Senin istediğin gibi. Güzel. Sen? Ne ben? Ne yaptın sonra Ecevit'le? Çok kötüydü. Konuştuk uzun uzun. Bana söylemen gereken bir şey yok mu? Olmadı yani önemli bir şey. Yok. Ne olabilir ki? Sen durma ama artık burada. Bak, uyanacak Ecevit. Devam o zaman. Aralarını açtık. Şimdi son adım atacağız. Son adım derken? Bilal Ecevit'i öldürecek. Var mı senin için bir sorun? Yok canım, neden olsun ki? İyi. Sen yapacaksın çünkü. Ben mi? Evet, hazır olunca ben seni haberdar edeceğim. Sen de kendi ellerinle Ecevit'i ölüme yollayacaksın. Çok değil mi o kadarı? Bak, eğer senle benim aramdaki gerçekse adamın bir tanesi harcanabilir, değil mi? Söyle bakalım şimdi. Bizim aşkımız gerçek mi, değil mi? Gerçek tabii Gurur. O zaman Ecevit ölecek. Nezat abi, usulsüz konuşacağız. Ferhat, dışarı çık oğlum. Beyler, kapatıyoruz. Beyler, ayağınıza sağlık. Kalktınız, geldiniz. Direkt konuya gireceğim. Sarı Bilal. Kuyu dibinde herkes bilir beni. Buralar benden sorulur. Kuyu dibi eski kuyu dibi değil.
Ben buraya eski halini geri getireceğim. Peki de kardeşim, ne istedin bizden sen? Fiyakalı, seninle kral iş yapacağız. Daha az bekle. Ama önce de bakalım bana. Burası niye kuyu dibi, bildin mi? Çünkü kuyu dibi dünyanın dibidir. En dibi. Bir tarihte en karanlık köşesiydi burası şehrin. İşin düşse girmezdi. Bitmezdi burada kavga. İçine doğardın. Dönüp bakmazdın. Veletler bile silahla oynardı burada. Oyuncak hesabı. Velet de olsa silahsız gezmezdi çünkü. Polis bile uğramazdı buralara. Giremezdi. Girerse çünkü... İşte o vakitler her yere buradan dağılırdı silah dediğin. Büyük para dönerdi. Daha pis, daha belalı, daha tekinsiz yer yoktu diyeyim size. Hem çukuruydu dünyanın, hem zirvesi. İşte ben, Sarı Bilal, kuyu dibini karanlık günlerine geri getireceğim Allah'ın izniyle. Nasıl yapacaksın bu işi? Şu köşede bir dükkanım var, silah dükkanı. Beraber iş yapacağız. Dağıtımı oradan yapacağız. Beraber kuyu dibini eski günlerine geri getireceğiz. Bizim yaşımız var arkadaşım. Duyduk kuyu dibinin namını, biliriz. De ufak bir eksik yok mu o manzarada? Dünyanın dibinin bir sahibi yok muydu o zamanlar? Benim canıma minnet, varım. Belalı nayım da işin içinde olursa tabii. Tamamdır Fiyakalı.
Getireceğim dayımı karşına. De ki geldi belalı. Sen o kadar karanlık olabilecek misin? Kararlı mısın o kadar? Tamam. Adamını hastaneye götür, fiyakalı. İlk günden zayiat verme. Belalı bende. Alo Ecevit, dinle beni bir. Diyeceklerim var, buluşalım. Evet, yine çok mühim. Tamam. Ararım, buluşuruz. Bilal mi? Yok değil. Bilal değil. O iş bitti. Ben kuyudu bir defterini kapattım artık. Üzgün değilsin yani. İyisin öyle mi? İyiyim tabii. Çok iyiyim hem de. Sen varsın çünkü. Sen haklıydın biliyor musun? Yeni hayat beni bekliyor. Çok bile beklettim. Ama bitti. Bir engel kalmadı artık. Yeni işimize bakacağız seninle. Heyecanlıyım ben, sen değil misin? Heyecanlıyım tabii. Ben teklif ettim sana bunu. Tamam o zaman. Ben de alıyorum bu işe. Gerekli izinleri falan hallediyorum. Başlayalım o zaman avukat bey. Tabii ilgilenmedim, çürüdü ev öyle. Bak, bir badana boya yaptırmak lazım aslında. Tamam, yaparız. Sen şey etme, kışa girmeden. Tamam. Ha, baca. Baca da çok önemli. Tamam, ararım Halil abi. Bir de şey var aslında. Benim teras var ya. Ama neyse ya, onu bahara da bıraksak olur. Aslında bir sürü masa sandalye var. Ahu. Tamam, yaparız ederiz de. Nereden çıkıyor bunlar? Buradan. Başınıza bir sürü şey geldi ama atlattınız. İşiniz oldu, şimdi eviniz de olacak. Evimiz mi? Var bizim evimiz. Ben evimi size vermek istiyorum. Orada yaşayın istiyorum. Çok mutlu olun istiyorum orada. Ahu, iyi misin? Her şeyin bir bedeli var değil mi? Siz peşin peşin ödediniz. Şimdi biliyorum, siz çok mutlu olacaksınız. Buna inanıyorum. Ahu, sen ne yapacaksın peki? Ben gidiyorum buradan. Nereye? Niye? Kimse dinlemiyor beni. Dursam ne olacak? Durdukça bir sürü hata yapıyorum. Kimseye bir faydam yok ki benim. Olur mu öyle şey? Ben ne yapardım sensiz? Ecevit dinlemiyor. Biraz kovup duruyor zaten. Kim? Sarı yüzünden mi? O mu git diyor, o mu kovuyor seni? Sarı yüzünden mi? Yok ya. Ben kendim verdim kararımı. Konuştum, vakıfla Ankara'ya gideceğim. İbo bir hayatım olsun istiyorum ben. Onunla bir alakası yok yani. Ben karar verdim. Ya Allah seni kahretmesin Sarı ya. İbo. İbo. Kalbini getirecektim de bununla idare edeceksin artık.
Bitti mi yani? Kesin mi? Bitti. Sait Karam yok artık. İyi. Buydu doğrusu. Bilal için yaptırdın değil mi? Seni ilgilendirmez. Sait onun canını yaktı. Sen de Sait'inkini yakmak istedin. Yaktım zaten. Bitti gitti. Bilal öyle yapmıyor ama. Başka türlü çıkarıyor öfkesini. Şimdi de mahalleden çıkaracak. Ya birkaç tane tuhaf adamla silah işine girmiş. Gör bak mahalleyi de çekecek içine. Ne yapacaksın? İlgilendirmez be. Öyle mi? Durdurmayacak mısın? Hayır. Umurumda değil. Bilal dönemi bitti artık. Benim için kapandı. Ne istiyorsa yapsın. Kimse tutamaz artık beni. Kafaya koyduğum budur. Herkes görecek Sarı Bilal kim? Tamamsın yani. Çıkıyorsun bu adamlarla yola. Daha çıkmıyorum aga. Senle çıkacağım ben o yola. Benle ha? Senle. Kuyu dibi demek, belalı demek. Ben böyle belledim çocukken. Unutan varsa hatırlatacağız hayırlısıyla. Nasıl olacak bu dediğin? Az zahmetli olacak. Kimse üstlenmiyor senin davayı ama halledeceğiz. Sen bana bir söz vereceksin önce. Bu yolda benle yürür müsün belalı? Yürürüm evlat. Ama... ama bir şartla. Nedir o şartın aga? Gün gelir, ben de küçük bir iyilik isterim senden. Çıkamadım hemen, kusura bakma. Olsun. Kırmadın beni, geldin sağ ol. Niye çağırdın beni? Sibel, ben gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Gidiyorum işte, kuyu dibinden, temelli. Yani bana ne ki bundan? Eğer istersen burayı sana bırakayım diyecektim. Nasıl? Yani sen aç, sen ilgilen. İster misin? Bak, bir sürü orada yedek film var. Şurada da bir sürü makine var. Gerçi ben kendi makinemi alacağım ama şu bayağı iyidir. İşte burada mahallenin vesikalıkları var. Uğraştırır seni. Yani bir sürü eksiği var. Belli etmez ama zorlar seni. Zorlanacaksın. Bazen daralacaksın. Diyeceksin ki benim burada ne işim var, neden? Neden ben buradayım diyeceksin ama gidemeyeceksin. Bağlanacaksın. Çünkü öyledir burası. Sonra bir sorumluluk duygusu içinde. İlgilenmek isteyeceksin, iyi etmek isteyeceksin. Kıyamayacaksın. Sonra bir bakacaksın ki ne kadar uğraşmışım, ne kadar emek vermişim. Zaman ne kadar çabuk geçmiş. Yorulmuşsun ama mutlu da olmuşsun. Mutlaka olacaksın. Söz veriyorum. Dükkanı diyorsun hala. Değil mi? Sen merak etme. Ben hiç bırakmayacağım onu. Hiç. Çok da iyi bakacağım. Dükkanına. Thank you.
Lan! Neredesin abicim sen? Ne var oğlum? Silah mı lazım oldu? Bunlar ne biliyor musun? Ne bileyim ne? Ağabeyin evinin anahtarları Sarı. Sarı, sormayacağım mı bunlar ne diye? Niye bunlar sen de demeyeceğim mi Sarı? Sarı! Sarı ne yapıyorsun abi sen? Gidiyor Ahu. Evin anahtarını bize verdi kız. Gidecek senin yüzünden. Sen niye git diyorsun Ahu'ya? Dedim ya git dedim. Defol git dedim. Oldu mu? Allah Allah niye? Ben neyin peşindesin sen Sarı? Karşımda duran kimseyle işim yok oğlum artık benim. Kendi işimi gücümün peşindeyim ben tek başıma. Öyle mi? Neymiş bu işlerin? Anlat da bilelim. Büyük iş. Silah işi. Bu dükkana iyi bak oğlum. Bu dükkandan başlayacak her şey buradan. Bu sokaklara iyi bak. Meydana iyi bak. Kuyu dibini son görüşüm böyle. Eski kuyu dibi geri geliyor. Öyle mi oluyor? Öyle olacak. Çekil. Hiçbiriniz yoksunuz lan yanımda. Ama Naim benim yanımda. Ne? Kuyu dibi efsanesi geri gelecek oğlum. Başına da ben geçeceğim. Sarı Bilal çık dışarı. Çık! Hayatım boyunca Sarı. Hiç karşı gelmedim sana. Ne dediysen ne dedim. Hep yanında durdum. Yanlış da olsa. Ama şimdi durduğum yere iyi bak. Tam karşındayım Sarı. Yapamazsın. Nasıl yapamazsın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Sen ne yapabilirsin bana? Sen beni yolumdan döndürecek adam mısın lan? Sen çocuksun lan daha çocuk. Taşıyayım mı Ahu abla? Taşı bakalım. Ahu abla. Hı. Ben sana hep böyle yardım edeyim mi? Edemezsin ki Ferhat. Niye? Hep yanında olurum. Hiç yalnız bırakmam ki seni. Ama ben burada olmayacağım. Niye ki? Nerede olacaksın? Biraz uzağa gideceğim. Ben gidiyorum kuyu dibinden. Belalı Naim'in selamı var. Sözüm söz diyorsun yani. Helal. Sözüm söz. Sözüm belalının sözü sana. Yarın akşam o zaman. Mallar bizden, müşteriler senden. Varım diyorsan yaparız ilk teslimatı. Yarın akşam 9'da. Senin dükkanda? Benim dükkanda. Haber vereceğim sana. Sen kendi ellerinle Ecevit'i ölüme göndereceksin. Ecevit'leydim. Ofisteyim şimdi, yalnızım. Nedir durum? Bitti diyor. Yok artık Bilal. Kuyu dibi falan. İyi yani Ecevit. Mutlu görünüyor. İyi. Plan aynen devam o zaman. Biliyorsun benden haber bekliyorsun. Hazır olunca arayacağım, getireceksin Ecevit'i. Ya gurur. Çok mu acaba? Fazla mı ileri gidiyoruz? Nisan ne oldu? Ha? Öldürmek istemiyor musun Ecevit'i? Yok yani her şey tamam da. Öldürmek çok değil mi? Dağıldılar zaten, mahvoldular. Senin de vicdanın sızlıyor, hem kendin dedin. Öldürmesek mi? Ben sonuna kadar gideceğim Nisan, vazgeçmem. O kuyu dibi mezar olacak Ecevit'in.
buraya kadarmış. Sen benim kardeşim değilsin artık. Defol git. Şerif. İyi misin? İyiyim. İyi bu. Iska bir şey mi oldu kardeşim? Çok şey oldu Şerif. Anlamıyorum da ben tutamıyorum da bir yerinden. Çok şey oldu. Bu. Ne oldu söylesene. Neler etmişim bize sen? Mahkemede adımızı vermişsin, senin yüzünden içeri girmişiz. Nasıl yapmışım bilmiyorum. Hesap sormadım da ben sana. Tamam. Ne istersen söyle kardeşim. Haklısın. Demem. Onun için gelmedi mi? Kardeşiz biz Şerif. Ne edersen et. Değişmez. Çok kızarım sana, küserim ama sırtımı dönemem. Bilerek yapmamıştır, istememiştir derim. Unutmaya çalışırım. Kardeşiz biz. Ama kardeşlik, sen de bana bir yardım edeceksin. Söyle kardeşim. Ne istersen ederim. Bana değil. Sarı'ya. Durduramıyorum Şerif. Beni başından kovalıyor. Sen durdur. Silah işine girmiş. Nereden çıkıyor bunlar ben bilmiyorum. Biliyorum. Baban ne yapacakmış onu da biliyor musun? Sen durdur Şerif. Kurban olayım, benim gücüm yetmiyor. Gel artık geri. Cadet gelmiş bir de. Yaralıyı da almış yanına. Yakacaklar koydu benim başına. Ecevit bırakmaz, gelir sahip çıkar. Bu kurtarır, aklı başındadır Ecevit'in. Dönmeyelim eski günleri maazallah. Allah korusun, dönmeyiz. Ecevit var. Ecevit, gitme o mahalleye. Neden? Endişelendin çok, neden? Bitti dedin, kapandı dedin. Tartışacaksınız yine. Kalbin kırılacak diye korkuyorum. Merak etme beni. Ama gideceğim. Ne hallere düştük böyle? Sen yüzümüzü kara çıkarma ya Rab. Ecevit geliyor.
Hadi gözümüzü aydın. Korkacak bir şey kalmadı. Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Haydi taze çaylar benden. Hazırlık yapıyorsun ha? Ayar vermeye geldi. Sen yine hiç boşuna uğraşma. Hemen ikili hadi. Yok onun için gelmedim. Niye geldin? Bunu vermeye geldim sana. Bana lazım değil artık. Sen de kalsın. Oğlum bekleme. Ecevit yok. Gidemem Meryem teyze. Yukarı bana Osman gideceğim ataş attım. Misilime gelecekler şimdi. Ecevit almam lazım. Bütün gün zaten sokakta diye babası... Şey yaptı değil mi yine? Olmaz ama. Bu kasabanın şerifi olacak o. Dövecek Osmangil'i. Şapka bile aldım ona bak. Ne şerifi evladım? Benim derdim başımdan aşmış. Allah aşkına. Bir de seninle uğraşmayayım ha. Meryem. Çabuk, çabuk git. Çabuk görünme gözüne. Seni de bulur. Ecevit'i unut. Yok Ecevit. Öldü. Ne? Ecevit. Artık bu kasabanın şerifi değilim Sarı. Arkadaşım öldü. En yakın arkadaşım. Bugün onun için dövüşeceğim sizde. Çünkü benim arkadaşım bu kasabada şerefi olacaktı. Ecevit, ölmedin mi sen? Benim için mi geldin? Senin için geldim ufaklık. Çünkü benim adım artık Şerif. Yokum ben. Yalnız, güçlüsün de. Ne yaparsan yap. Bu mahalleye, bu insanlara bir zarar verme. Lan defol git. En iyi bildiğin işi yap gene. Hadi. Gidecek mahalleden. Nasıl gidecek Ferhat? Nereye gidiyor? Ankara'ya gidecekmiş. Orada yaşayacakmış artık. Taşınıyor. Kolay gelsin.
Ama öyle oluyor mu? Yakarak yani. Olsa da olmasa da. Duydun ondan geldim biliyorum. Gitme de demeyeceksin onu da biliyorum. Zaten öyle bir şey beklemiyorum. Desem peki? Bir işe yaramaz. Ben kararımı verdim. Ama bile bile gidiyorum. Bir gün senin bana geri döneceğini bile bile gidiyorum ben. Ne demek o? Her şeyin bir bedeli var. Sen görmüyor musun gerçekten? Hepimiz seçimler yaptık. Hatalar yaptık. Bir şeyler kaybettik. Senin kaybın benim. Senin bedelin benim Ecevit. Daha ne kadar ödeyeceğim ben o bedeli? Hayatın sonuna kadar. Çünkü sen beni asla unutamayacaksın. Unuturum. Unutamazsın. Beni sana bu kadar sevince koşulsuz. Bir de üstüne kavuşamazsam. Unutamazsın. Ömrün sonuna kadar unutamazsın. Bizim seninle hiç sabahımız olmadı. Hiç beraber uyanmadık. Gözümüzü açar açmaz birbirimizi hiç görmedik. Hiç güzel günümüz olmadı. Sıradan günümüz. İnsanlar gibi ellerini tutuşup sokaklarda biz hiç yürümedik seninle. Bağıramadım seviyorum diye bağıramadım. Kendimize bile söyleyemedim. Senle hiç bu kadar yakın bile olamadık. Biliyorum. Sen bilsen ki dünyanın en güzel sabahları senin. Sen yine beni unutamazsın. Sen peki? Unutabilecek misin beni? Sen benim kahramanımsın. Şerifsin sen. İlk aşkım. İlk kalp ağrımsın. İlk hayalim, ilk ayak. Ben de seni asla unutamam. Ama fark etmez ki. Sen beni kaybettin. Hoşça kal Şerif. Her şeyin bir bedeli var bu hayatta. Büyük sevdaların bedeli, büyük yangınlar. Bu yara bitirecek seni. Hangi aşk dindirebilir ki öfkeni? Sevmek eskisinden de zor. Yalnızlık ateşten kor. Zaman geçse de yine sönmüyor. Hayat ölüm kadar ağır. Büyük hırsların bedeli, büyük kayıplar. Hayat ölüm kadar ağır. Birbirinden sağır vicdanlar. Herkes bir gün yalnız kalır. Büyük umutların ki uzun geçecek yıllar. Sarınca,
Yanakla üstüne varınca, masum sesler varınca, kader seni çağırınca. Küçük hesaplarınki büyük yanılgılar. Masumiyetin de bedeli var. Zalimliğin de. Hepsinin vakti var. Ama en çok mutluluğun bedeli var. İster önceden öde, ister sonradan. Ne olacak Gülten? Anama belli etmeyin diye bir sürü şey yaptım ama şimdi duyarsa ağlıyor. Aman ha Gülten. Yok yok. Sarıyı söyledim Şerife. Dinleyecek mi ki onu bilmiyorum ha Gülten, dinler mi? Yok yok. Kesin şimdi o kovalamıştır Şerif'i. Zaten ricam net geldi herif. Ne yapacağız ne diyeceğiz? Kesin gitmiştir, ne yapsın adam? Gitmiştir ya. İbrahim. Sakin ol biraz. Gel buraya. Ben biliyorum şimdi, bir de online ofisten çıkıp gelirse. İbrahim. Ne oldu? Buraya gel. Nasıl oraya? Buraya işte. Yanıma. Ne olursa olsun. De ki her şey çok kötü oldu. Ben varım. Sen bana gel. Vallahi. Vallahi. Kanar işe yaradı. Abi daha dolaşacak mıyız böyle turist karı kocalar gibi? Yok yani şey için dedim, hani gurur da aramıyor ki, ne yapıyoruz? Sait abiden de haber yok. Abi anlamıyorum ki. Yani şimdi merak da ediyorum adamı. Bak bana bir ton dil döktü. Yok beni bırakma dedi. Ne oldu? Yok. Gel biz bir bakalım birkaç yere belki. Yani yazık adamı. Abi ne vicdansız adamsın sen ya. Vallahi ben bakacağım bir iki yere, sonra da bara geçeceğim, tamam mı? Tamam mı? Aho abla. Aa Ferhat. Gelsene. Ben sana bir şey soracaktım da. Sor. Aho abla, şimdi sen gidiyorsun ya. Evet. Beni de götür. Seni mi götüreyim?
Ferhat, ben seni nasıl götüreyim? Götür işte. Nereye gidersen gelirim ben. Hep yardım ederim sana. Hiç yorulmam. Ferhat'cığım, bak şimdi ben temelli gidiyorum. Yani geri dönmeyeceğim buraya. Ya, herhalde gelmek istemezsin sen de. Sen temelli mi gitmek istiyorsun buradan? Biz dokuz kardeşiz Ahu abla. Bakamıyor annem babam bize. Okutamıyorlar hepimize. Duydum geçen gün. Okuldan alacaklarmış beni. Küçük kardeşim başlayacakmış okula. Hepimiz aynı anda okula gidemiyoruz. Yani Ferhat'cığım, ben burada olsam sana yardım... Aslında ben sana yardım edebilirim, biliyor musun? Tamam, ben oradan yardım edeceğim. Ben okuturum seni. Bak Ecevit abiye, nasıl mutlu burada. Şimdi mutlu. Gitti okudu nerelerde. Avukat oldu. Ama bak Bilal abiye, mutsuz oldu. Başka bir şey oldu. Neler yapıyor insanlara. Sana bile. Ben bu mahallede büyümek istemiyorum Ahu abla. Burada kaybolayım istemiyorum. Ben Bilal abi olmak istemiyorum. Onun gibi mi olsun sonu? Abi ne yapıyorsun ya benim? İndirsene şunu, şeytan dolduracak. Niye havalandırmıyorsun burayı? Şu hale bak. Ne? Sait abi mi? Yok abi, bildiğim bütün dediklere baktım da yok. Aman canım, çıkar o bir yerden. Abi bugün ne yoruldum ya. Mahvoldu ayaklarım falan benim. Hazırsan kalktın şu battaniyeyle yastığı versen de oraya yatsan. Ha? Ne olur. Aslansın ya. Harikasın abi ya. Of. Hadi. Sen abi şunu. Şükrü abla, rahatsız ettim seni ama. Yok kızım, yok. Ne oldu? Bir şey mi yaptı yoksa oğlan? Ha yok, ben bir şey konuşacağım da seninle. İzin verirsen diyorum abla, alayım götüreyim ben Ferhat'ı. Okuturum, benle kalır, iyi de bakarım. Yani senin kadar değil tabii ama elimden geleni yaparım ben. Hem aralarda gelir, okul bitsin yazın falan gelir. Gidersin değil mi Ferhat? Nasıl olur? Babası ne der bilmem ki. Ben hep böyle yardım etmek istedim. Belki Ferhat... Olur mu tabii? Olmaz öyle şey. İnsan evladını verir mi hiç? Ben düşüncesizlik ettim. Hiç demedim Say abla. Birkaç parça şeysi var burada. İdare etsin. Battaniyesi var bir de. Küçüklükten beri hep onunla uyur.
Bakma sen onun boyuna. Bebek benim oğlum daha. Anne! Anne! Bir yerden veriyor, bir yerden alıyor işte. Bak ne kadar sevindim senin döndüğüne ama ahu gidiyor şimdi. Ya dükkanını verdi ya bana. Fotoğrafçıyı. Nasıl, sana mı verdi? Sana emanet dedi. İyi bak ona dedi. Dönmeyecek mi yani şimdi bir daha? O kadar mı gidiyor yani? Öyle valla. Gülten. Söylemem ben kimseye. Aramızda çok önemli bak benim için. Git demiş şey. Bilal. Ne yapıyormuş benim gelinim? Aman da aman. Ben gelinime neler aldım, neler aldım. Allah! Anne ne yaptın bu kadar? Ne yapacağım? Az bile benim gül gibi gelinime. Aha. Ah. Bunlar pembeler. Kıza. Tamam mı? Ondan bunlar pop işleri. Bak bak bak. Bu da biberonu. Bunlar da oğlana. Koço koç. Bakarsın ikiz olur kız. Ya anne ne yapıyorsun? Gebe miyim ben? Ay ben senin gebe miyim diyen dillerini yerim kız. Ağzından bal akıyor kız. Kız bak şunlara bak. Bak şu güzelliğe bak. Bak. Gülten. Kaçma kız. Allah Allah, utandı vallahi, utandı. Bak, bak, bak Sibel teyzesi, Allah aşkına bak şunu, güzelce bak. Gülten! Kız! Çok güzel. Hayırdır aga? Sen de mi yoluma taş koyacaksın? Yok lan ne taşı? Duydum kahvede, sana bakmaya geldim. Ha. Ya amcaların paçası tutuşmuş. Ama ben dedim. Güvenin Bilal'e, burası efsane olacak dedim. Ne yapıyorlar sen orada? Gel. Yok Ferhat gel korkma. Gel oğlum. Ben bir şey diyecektim sana abi. Heh, iş isteyeceksin sen. Sen ne yap Ferhat? Gel silahları diz, al. 50 lira benden sana peşini ateşledim. Öyle değil. Hakkını helal et diyecektim abi. Çok emeğin geçti bana. Yardım ettin hep. Sağ ol. Ne oluyor lan? Gidiyorum da ben şeyle... Avha ablayla. Gidiyoruz biz bu akşam buradan. Ha. Sen niye gidiyorsun? Yanlış anlama abi. Ama... ben senin gibi olmak istemiyorum. Okuyacağım. Mesleğim olacak. Burada böyle kalıp, yani... Haklısın, haklısın tabii oğlum, okuyacaksın. Adam olacaksın sen, haklısın. Kızma ne olur. Seni çok seviyorum ama... Ecevit abi gibi olmak istiyorum ben. Senin gibi olmak istemiyorum. Gel sen bir. Öyle okumak da olmaz yalnız. Bir şey daha lazım sana. Benim mi? Ecevit abinin. Senin. Şimdi olacaksın işte büyük adam. Ağlıyor musun lan sen? Ağlamıyorum Bilal abi. Sen tut bunu benim için. Gelirim ben vedalaşmaya yine. O zaman alırım.
Gitme dedin sen bana. Dinlemedim. Haklıymışsın bak. Haklı olmak istemiyorum ki ben Ecevit. Korumak istiyorum seni. Ben yaptım yapmam gereken. Doğru yaptım. Bitti. Orayla bir işim kalmadı artık. Üzgünsün. Ben o değilim. Sıkıldım Nisan. Sürekli bedel ödüyorum ben yanlarında olacağım diye. Yeter artık. Bilal'e kızıp kızıp affediyorum. Yoruldum. Sen öyle diyorsan. Dedim bile. Ne var lan bu kadar? Ha? Niye herkes bu Ecevit'i seçiyor? Ne alakalı şimdi? Ulan bacak kadar çocuk fındık kadar aklıyla Ecevit Ecevit diyor. Öyle aga. Şerif bu. Ne yapsan geçemezsin, ne yapsan yetmez. Onunki gibi olmaz hiçbir zaman. Değil mi? Sen bir şey yapıyorsun. Hop bir bakmışsın Ecevit daha iyisini düşünmüş. Yaptığı başka, dediği başka. Bambaşka bir adam işte Ecevit. Yetişemezsin hiçbir zaman. Yetişeceğim sanıyor ama insan değil mi? Ne var ki ben de olurum diyorsun. Olmuyor ama. Olmaz. Ne yapsan geri kalır, ne yapsan yaranamazsın. Ha işte. Ben de onu diyorum. Senden önce topluyor malı oğlum. Sana bir şey kalmıyor. Iskartasın çünkü. Şerif yoksa adamdan sayıyorlar seni. O zaman birinin ona haddini bildirmesi gerek. Çüş. O kadar da değil. Kızıyorum ben Ecevit'e. Onun gölgesinde kaldım, onun gibi olamadım. Ben de böyle bir adam oldum işte. Ama tek bir gerçek var ki aga. Ben şu kadarken tanımasaydık biz Şerif'i, şimdi olduğumuz kadar bile adam olamazdık. Hiçbirimiz. Bunları nasıl götüreceğiz Hava abla? Onları götürmeyeceğiz ya. Topladım sadece. Ne götüreceğiz buradan? Seni götüreceğiz. Olmaz mı Ferhat Bey? Hadi bakalım. Ne zaman gelecek bu adamlar? 9'da dediler, 9'da damlarlar işte. Hayırlısıyla bu akşam ilk teslimatımızı yapacağız. Heyecanlı mısın? Ha, camlara yapıştın da. Ya senin işin yok bu oğlum. Adamlar gelecek, hadi. Hadi. İyi, tamam, gidiyorum. Ha Bilal. Dikkat et bu arada, şeytan doldurur. Gelmiyor mu taksi? Dur be oğlum, daha yeni çağırdık ya. Ne yapacağız şimdi ilk? Bilmem ne yapmak istersin. Şeye gidelim. Bilal abiye. Oradan İbrahim abiye. Ümran anneye. Nevzat abiye de uğrayalım bir. Görmüş oluruz. Avva abla. Vedalaşmayacak mıyız?
Ben vedalaşmayacağım kimseyle. Niye ama? Ben de istemiyorum ki zaten. Vazgeçtim. Hemen yola çıkalım biz. Gel bakayım sen buraya. Vedalaşmayalım kimseyle. Ha, taksiye geldi zaten. Hadi bakalım. Hallettim ben, tamam ya. Ay nasıl kalkıyorsun? Daha çok bekleyecek miyiz Bilal kardeş? Yok, yok, yok. Beyler. Mallarınız geldi. Birazdan başlıyoruz. Beklediğinize değecek. Sistem sizin için de uygunsa bundan sonra böyle olacak. Sarının zulası üstümüzdür. Eyvallah kardeş. Biz de alacağımıza bakarız. Biz de vereceğimize. Eyvallah. Döküyorum o zaman teklifi. Sarı abi. Söyle koçum. Kahvede duyduk. Burada böyle iş olmaz abi. Sen böyle mi konuşturuyorsun mahallenin bebelerini? Olmaz git. Asın gidin lan, sırası değil şimdi, hadi. Basket dedim oğlum. Böyle olmaz kardeşim. Uzak tutamayacaksan itlerini. Yok yok, böyle olmayacak. Böyle olmayacak, devam edelim. Devam edelim. Ah abla, şapkamı unuttum. Ne şapkası ya? Alırız sana bir tane şapka. Olmaz. E iyi de otobüs kaçacak şimdi. Hem zaten döneceksin yazın, alırsın. Bilal abim verdi. Ecevit abinin şapkası o. Şerif şapkası. Dur amca, geliyorum ben hemen, dur. Tamam abi, dursun o zaman ya. Geliyorum ben hemen. Tamam. Acele et ama, hadi. Bir tek sizle geçtik irtibata. Mal gelince de ilk size haber vereceğiz. Sarı Bilal! Yolla adamları Sarı! Biz yokuz. Yok yok, oturun. Oturun, ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Kuyu dibi lan burası. Bırakır mıyız lan? Yıkacaksınız lan mahalleyi. Defolun gidin lan kuyu dibinden. Bizde söz akittir arkadaşım. Anlaşma bozulmaz. Yapmayın beyler, yok sakat bir durum, tamam mı? Ben halledeceğim. Tamam, tamam ya, ben halledeceğim. Mahallenin çocukları onlar, korkutacağım, gidecekler. Defolun gidin lan kuyu dibinden. Lan senin. Ben...
Olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz lan, olmaz. Olmaz. Ferhat. Ferhat. Aç gözünü koçum. Ferhat benim oğlum, aç gözünü. Ferhat. Abi. Ferhat sus. Sus oğlum. Ambulans. Ambulans çağırın lan. Doktor çağırın. Ambulans çağırsın birader. Şerif Şapka. Sus, sus oğlum. Sus, ben buradayım Ferhat, tamam. Tamam, yok bir şey. Ferhat ne oğlum? Dayan oğlum. Dayan. Ambulans çağırın lan. Doktor nerede? Doktoru nerede lan? Hadi. Ferhat yok bir şey oğlum, dayan. Hadi koçum. Tamam, tamam sus, sus. Ferhat aç gözünü, aç, aç bana bir bak. Şerif Şapka. Tamam, tamam lan, tamam, tamam oğlum, tamam, sen benim gibi olma. Tamam, sen Şerif gibi ol, yeter ki dayan. Yeter ki dayan oğlum. Ben yetiştireceğim lan seni. Şerif gibi yetiştireceğim, yeter ki dayan. 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 Efendim. Vakit geldi şimdi. Benim için yapacaksın. Hazırsın değil mi Nisan? Yolla Ecevit'i. Nisan. Tamam. Kendim getireceğim. Kötü bir haber mi? Yok. Nisan. Ecevit, Bilal'e gitmen gerek senin. Ne oldu? Nisan söylesene, endişeleniyorum bak. Bir şey yok. Ben senin için üzülüyorum. Benim için mi? Evet. Anlatıyorsun, hep kardeş gibisiniz. Görüyorum, acı çekiyorsun çok. Duramazsın sen Bilal'siz, çok belli bu. Ben bu hissi biliyorum. Birine bu kadar çok değer vermenin ne demek olduğunu biliyorum. O yüzden kahroluyorum işte. Hepsi benim suçum. Nisan. Seninle ne ilgisi var? Var. Ben sebep oldum. Ben istedim gidip konuşmak. Bilal ters dedi diye böyle oldu. Ben ısrar ettim. Vicdan azabı çekiyorum Ecevit. Nisan yapma. Suçlama kendini, daha çok üzülürüm. İzin ver düzelteyim. Bilal'e gitmen gerek senin. İnat ediyorsun. Numara yapıyorsun ama deli oluyorsun onun yanına gitmek için, görüyorum. İzin ver ben götüreyim seni. Abi sen burada bekle, ben hemen geleceğim. Koş. Olay var. Sarının orada. Dur. Koş, 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 koş.
Tamam, sen haklıydın. Bilal'le ayrı duramayız biz. Gidiyoruz işte, ağlama. Beyefendi, lütfen ama. Ferhat, dayan oğlum. Ben buradayım. Ferhat. Beyefendi. Bir şey yap lan. Bir şey yapın. Kurtarın, bir şey yapın. Yarım saat olmuş. Üzgünüm beyefendi. Yok, olmaz. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ferhat! Ferhat! Ferhat. Ferhat oğlum. Ferhat. Tamam abi, tamam dur. Bilal. Ferhat değil, değil mi o? Bilal. Olmaz, git. Ama adli tıp. Olmaz dedim lan, git buradan, git. Lan git. Abi? Bilal'in bu silah işi. Bunu anlaşırken adamlarla dükkanda... Ferhat'ı vurdu. Yapma ya. Ailesinin haberi var mı? Bilmiyorum ki, ben de yeni geldim. Yazık ya. Yazık. Bilal! Bırak, alma, bırak. Seni öldüreceğim. Şerif. Çekil İbo. Bir gün arkamı döndüm. Bir çocuk öldürdün lan. Ferhat'ı öldürdün. Ferhat'ı lan. Seni geberteceğim Bilal.
Yaşatmam seni, öldüreceğim! Öldür, öldür lan, öldür! Öldür lan, biri beni öldürsün! Ben yapacağım! Kendi ellerimle! Yaklaşmayacak kimse! Bir Allah'ın kulu yaklaşırsa pişman ederim! Bu adam bu mahallenin çocuğunu öldürdü! Hesabını verecek! Kimse karışmasın! Savun lan kendini! Erkeksen benle dövüş! Git buradan Şerif, bırak beni! Bırakmayacağım! Hesabını vereceksin! Gelme üstüme! Niye? Yapamaz mısın? Gücün yetmez mi bana? Lan! Çocuk katili! Sonunda uydun karına Şerif. Kardeşine çekecektin o bıçağı. Ben dönmem. Aynen. Ya bırakın. Lan kavgası İbrahim, karışma. Benim mi? Ecevit abinin. Senin. Şimdi olacaksın işte büyük adam. Ağlıyor musun lan sen? Ağlamıyorum Bilal abi. Sen tut bunu benim için. Gelirim ben vedalaşmaya yine. O zaman alırım.
Nisan. Senin yardıma ihtiyacın yok ki. İstediğin oldu. Zafer anın bu. Rüyan gerçek oldu gurur. Nisan. Birazdan bu kapı açılacak. Ve içeriden sadece biri çıkacak. Çünkü ben ölümüne gönderdim Ecevit'i. Senin için yaptım. Artık görevim bitti. Ama ben de bittim. Sen intikamını aldın gurur. Kazandın. Ama beni kaybettin. Nisa yapma. Nisa yapma. Artık yalnızsın. Ben seni terk ediyorum sevgilim. Nisa. Her şeyin bir bedeli var bu kısacık hayatta. Bazen en günahsız ödeyecek bedeli. Hesaplar açılacak, hesaplar kapanacak. Ödetmek için bedelleri. Ya bir bırakın, ya bir bırakın. Ama bedel dediğini biri mutlaka ödeyecek. Ya tamam bırakın ne olur bırakın. Öldür ulan öldür. Ha! Çünkü hiçbir şey karşılıksız kalmaz şu hayatta. Karşılık senin bedelin olacak. Thank you.
Acılar vardır. Öldürmez insanı. Bazılarının öfkeyle doldurur içini. Seni. Ahu. Bazılarına ise fazla gelir. Sarı çıkmadı. İbo bana bak. Sarıyı da alalım. İbo bana bak ne olur. Sarı gelmiyor mu? İbo ya. Sarıyı almadan gitmem mi? İbo. Alalım sarıyı da öyle gidelim. İbo dur girme içeri. Sarı.